Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro Original yayınlarının hazırladığı TYT geometri soru bankası kitabında paralel kenar konusundaki açı ve kenar özellikleri testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 80 derece verilmiş. E, buradaki iki açının toplamı 180 olduğundan dolayı yani U kuralından dolayı karşı kenarlar paralel ya ondan dolayı E hocam burası kaç yapması lazım? 100 yapması lazım. E hocam 80 ise karşı tarafta ne yapacak? 80 yapacak. Yani buradan 2x80 ise x'i 40 olarak buluruz. 5y 100 ise y'yi de kaç olarak buluruz? 20 olarak buluruz. Bizden x artı y isteniyor. Yani 40 artı 20'den cevap 60 yapar birinci soru. Geldik örnek ki, Şimdi paralel kenar demiş. Tanımını kullanalım. Alakası yerde eşitlik var burada. Tanımı nedir? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla bu kenar eşitliğini koyunca. Aa burada bir üçgen çıktı. ikizkenar üçgen çıktı hatta. İkizkenar kenar tepe açısı 30 derece ise 180'den 30 çıkart. 2'ye böl. Taban açıları 75-75 yapar. E karşısında açılar birbirine eşit olduğundan dolayı x ile kaç buluruz? 75 derece olarak buluruz. Yani ikinci soru 75 oldu. Geldik 3'e. Şimdi bu kenarla burası eşit verilmiş alakası yerde. Paralel kenarın tanımını kullanalım. E hocam karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve karşılıklı kenarlar birbirine eşit. A ne çıktı burada? Bir ikiz kenar üçgen çıktı. Hocam açısı belli mi belli değil ama burada 40 verilmiş. E şöyle bir z kuralından dolayı 40 ise burası da 40'tır. X kenarlıktan dolayı tepe açısı 40 ya. 180'den 40 çıkar. 2'ye böl. 70-70 yapar taban açıları x de 180'e tamamlayan açısıdır. Yani 110 derecedir. Evet x'i 110 bulduk. Üçüncü soruda geldik dörde. Alakası yerde eşitlik var. Tanımını kullanalım. Karşılık kenarlar birbirine eşit. Hop a ne çıktı? X kenar çıktı. Taban açıları birbirine eşit. O zaman burası da 40. E 40-40-80 ise buraya 100 kaldı. Karşılık açılar birbirine eşit olduğundan burası da 100 yapar. Yani x'i 100 derece olarak buluruz. Örnek 4'te. Geldik örnek beşe. Şimdi karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. doğrudaki açı ya da üçgende kaçı ya da üçgen bilgileri yine kullanılmaya devam edecek biliyorsunuz. E ne var burada? Hocam şöyle bir M kuralı var. Şu kenarlar paralel olduğundan dolayı. 40 ile 30'un toplamı burası 70 yapar. E bu açıda da bu açı eşit verilmiş. Burası da 70. E şimdi de şurada bir M kuralı var. 70 ile 10'un toplamı kaç yapıyor? 80 yapıyor. Yani x'i böylelikle 80 bulduk örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Alakası yerde eşitlik varsa hemen tan tanımını kullanalım. Paraya kenarın tanımı karşı kenarlar birbirine eşit. Hemen yazdık buraya. A. ikiz kenar çıktı burada. Şimdi burada ne var? Bu 20'yi kullanacağım. 90'ı kullanacağım. Bak şu kenarlar paralel değil mi? Evet. Yani şu iki paralel doğru arasında şöyle bir M kuralı var. 20 ile neyi toplarsan 90 yapar? 70'i. Hop burası 70 yaptı. İkiz kenar tepe açısı 70 derece. 180 ile 70 çıkart 110. 2'ye böl 55 55 yapar. E, dolayısıyla ikisi de kaç bulmuş olduk arkadaşım? 55 derece bulmuş olduk. Böylelikle örnek altı 55 çıktı ve bu testi bitirmiş bulunuyoruz o zaman. Bir sonraki videoda açı ortay kullanımı testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.